da istiyorlar ya da böyle her şey normal ama sanıyorum siz de bu özel alanda çalışıyorsunuz kimi hastalar bir de benim şurada küçük bir gamzem olsaydı diyorlar bununla ilgili siz neler yapıyorsunuz doktor bey şimdi e, vücudumuzun birçok yerinde e, farklı farklı gamzelerimiz var işte yanak elmacık kemelerinde kemiklerinde çene ucunda omuz dirsek bel oyuntusu kuyruk sokumu hatta Kopoda bile gamzelerimiz mevcut. Bunların bir kısmı istenen, bir kısmı istenmeyen gamzeler açıkçası. Ee, i̇stenen gamzelerin başında yanak gamzesi geliyor. Ee, yanak gamzesi olan kişiler biraz şanslı. Ee, biraz da bu şansı ebeveynlerine, anne babalarına borçlular. Çünkü yanak gamzesi dediğimiz şey genetik olarak kalıtılan, e, aslında genetik bir kusurun ortaya çıkardığı iyi bir şey. Hani genetik kusurları hep kötü hastalıklar ortaya çıkarır diyebiliriz bu nadir görülen iyi bir varyasyonudur e, genetik kusur ne yapıyor o bölgedeki e, mimik kaslarında ya da bağ dokusunda bir e, gelişim bozukluğuna sebep olarak gülümseme esnasında yanağımızda yüz ifadesine de katkıda bulunan e, bir e, sempatik bir oluşum ortaya çıkarıyor. E ee, bu dominant genle kalıtılan bir durum. Ee, anne ya da babadan herhangi birinde bir gamze varsa yanakta çocukta oluşma ihtimali %25-50'dir. Hem anne hem babada varsa %50 ila 100'dür ama anne ve babada gamze yoksa çocukta oluşma ihtimali yok. Kimileri ee, bunu istemeyebilir, kimileri de tercih edebilir. Ne kadar sevimli, edebilir, keşke evet. bende de olsa diyebilir. Peki bel bölgesinde olduğu zaman buna venüs deniliyor galiba. Venüs gamzesi deniyor. Veya yanak bölgesinde bunların operasyonunu nasıl gerçekleştirdiğini anlatır mısınız? Ee, yanak bölgesiyle başlayalım isterseniz. Kısa, basit bir operasyon aslında. Operasyon demek bile fazla kaçabilir. Müdahale diyelim biz buna. Hı. E, ameliyathane şartlarında tamamen lokal anestezi ile yapılan hiçbir şekilde hastanın uyutulmasına, genel anestezi verilmesine ihtiyaç duyulmayan bütün işlemin ağız içerisinden yapıldığı, dışarıda herhangi bir kesi, iz, yara, bere vesaireye sebep olmuyoruz bu ameliyatta. Ağız içerisinden yapılan ve iki taraflı yapıldığı zaman yaklaşık yarım saat kadar süren ameliyattan sonra da hemen günlük yaşantınıza dönebildiğimiz bir ameliyat şeklidir. Ee, erken dönemde ilk 3-4 hafta kalıcı bir gamzemiz olur yanağımızda. 3-4 hafta sonra mimiksizken belli belirsiz olan fakat gülümseme esnasında ortaya çıkan ve kalıcı olan doğal bir görüntü elde edebilme şansımız var. Kimileri de gamzelerinden memnun olmayabilir. Bunların tam tersi giderilmesi söz konusu mu? Daha çok şikayet edilen gamzeler... Ee elmacık kemiklerinin üzerindekiler ya da derin çene ucu gamzeleri veya poponun iki yanında olan özellikle kadınlarda çok istenmeyen gamzelerdir bunlar trokanterik depresyon dediğimiz bölgeler liposakşin ya da vücut şekillendirme yaptığımız hastalarda o bölgelere yağ enjeksiyonu yapabiliyoruz özellikle popo bölgesine. Elmacık bölgesi ya da çene ucundaki bölgelere de gene yağ enjeksiyonu ya da dolgu enjeksiyonu ve botoksla kombine bir şekilde bir tedavi yöntemi izleyebiliyoruz bel bölgesinde yine e, özellikle gövdeye bel e, işte love handle'lara karın bölgesine liposuction yapılan hastalarda eğer o bölgeye de bir e, gamze talebi varsa buraya da gene liposuctionla veya ufak tefek cerrahi yöntemlerle Böyle bir e, şekil evet. vermek mümkün. Sanırım bu aralar bu operasyonlar hayli popüler Gamze operasyonları. Bir dönem e, Jennifer Lopez, Şakira gibi sanatçılardan esinlere kalça operasyonları, kalça protezleri gündemdeydi. Hı -hı. Şimdi Gamze operasyonları ufak ufak popülerlik kazanıyor. Aslında biraz da ihmal edilmiş bir anlayış. E, Ameliyat e, gibi görüyorum ben çünkü hani hepimiz burun ameliyatı yapıyoruz, hepimiz meme ameliyatı yapıyoruz, liposakşin yapıyoruz ama e, Gamze belki yapıyoruz ama ön plana çıkarmıyoruz. Yani e, bunun üzerine biraz düşmek istedim ben ve hastaların da gerçekten ciddi anlamda mutlu olduğunu görünce çünkü küçük bir işlem, e, çok büyük eziyetler çekmek zorunda değiller. Hı hı. E, ameliyat sonrası dönem, dönem tamamen ağrısız bir dönem. Ee, o yüzden e, bununla ilgili biraz bilgilendirme evet, yapmak istedim. Evet ve hayli maliyeti de e, düşük. <laughs> Peki tekrardan yüz gençleştirme, yüz germe.